Halkların Demokratik Partisi grubu adına 3. konuşmacı grup başkan vekili ve Kars milletvekili Sayın Ayhan Bilgen. Buyurun Sayın Bilgen. Süreniz 25 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdiye kadar hatiplerimiz, en son konuşan grup başkan vekilimiz de dahil olmak üzere gelin bu bütçeye hayır diyelim dedi ama siz diyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Onun için benim daha orijinal bir teklifim var. Önce onunla başlayayım. Bence bundan sonraki senelerde bütçe görüşmelerinde yöntemi tersine çevirelim Sayın Başkan. Önce ilk gün oylayalım, bitsin. Ondan sonra burada rahat rahat konuşalım. Çünkü bir şeye müzakere demek için galiba onun üzerinde yaptığınız konuşmanın, tartışmanın bir anlamı olması gerekir. Bir konu, değerli arkadaşlar, 20 günden fazla komisyonda konuşulur, 10 gün burada konuşulur ama bir harfine, bir noktasına, bir virgülüne dokunulmazsa buna müzakere denmez değerli arkadaşlar, buna münazara derler. Münazarada biliyorsunuz, işte okullarda, liselerde hepimiz yaşamışızdır. Konu paylaşırsınız, inanırsınız ya da inanmazsınız. Siz bir tezi savunursunuz, karşınızdaki grup başka bir tezi savunur. Tartışma biter, herkes notunu alır, gider. Sonuçta kimse kimseye bir milim yerinden edemez, kımıldatamaz. Şimdi bizim yaptığımız iş, evet şeklen bir bütçe görüşmesi ama sahici bir iş yapmıyoruz. Sahici bir iş yapmış olsaydık herhalde bu kadar konuşmadan, ya Allah için, bir tek kalemde bir oynama gerçekleşirdi. Bu olmadığına göre ya buradaki dört grup hiçbir şey bilmiyor ya siz her şeyi biliyorsunuz. İnsan hiç olmazsa ya şu çatıya saygı için, bu ülkenin bütçesi cidden konuşuldu imajı vermek için, gerçekçi bir demokrasiyi falan geçtik, imajı vermek için kısmen bir şey değiştirme ihtiyacı duymaz mı? Siz bu ihtiyacı duymadan bizim bütçe görüşmelerinde bir şeyler konuşmamızı istiyorsunuz, biz de konuşuyoruz. Hani meşhur bir ifadedir, diyorlar ya, sahibi de, sözün sahibi de var ama ismini anmayayım, tanzimat ilan ettik, olmadı. Meşrutiyet ilan ettik, olmadı. Sonra cumhuriyet ilan ettik. Keşke aslında ciddiyet ilan etseydik. Değerli arkadaşlar, bu yaptığımız iş aslında rejimi, tek adamı, başkanlığı, parlamentoyu, güçler dengesini, her şeyi bir tarafa bırakalım, denge denetlemeyi, ciddiyetten yoksun. Bakın bir tek örnek vereceğim değerli arkadaşlar. İşin ne kadar ciddiyetinde olduğumuza dair. Bir komisyon üyemiz belediyelerin borçları ve hesapları ile ilgili İller Bankası'na belediye borçları ile ilgili bir soru gönderiyor. Belediyelerin ne kadar borcu olduğunu öğrenmek için ya da ne kadar aldıklarını, hangi belediyeye ne kadar para aktarıldığını öğrenmek için. Gelen cevapta ne diyor değerli arkadaşlar biliyor musunuz? Gelen cevapta diyor ki o bankacılık kanununun meşhur mahremiyeti hatırlatılıyor. Deniyor ki bankaların mudileriyle ilgili, müşterileriyle ilgili bilgileri vermesi mahremdir, gizlidir, verilemez. Şimdi ben okuduğumda şaşırdım. Kanuna tekrar baktım. Dedim ki herhalde bir yanlışlık var. Ama şu ana kadar anlayabildiğim kadarıyla arkadaşlar, bizim yazılı sorularımıza cevap verenler, İller Bankası'nın içindeki banka kelimesini görünce İller Bankası'nı banka sanmış, belediyeleri müşteri sanmış ve bize de onun için böyle cevap vermiş. Değerli arkadaşlar, burada bu 10 gün boyunca Aralık ayının çeşitli geçmişte yaşanmış olaylarına gönderme yapıldı, konuşmalar, tartışmalar yapıldı. Ben onların hiçbirini hatırlatmayacağım tekrar ama bugün başka birkaç şeyin yıl dönümü. Çok ilginç, çok ironik bir durum ama bugün 21 Aralık 1918 Meclis-i Mebusan'ın Vahdettin tarafından kapatılışının yıl dönümü, 100. yıl dönümü değerli arkadaşlar. Şimdi neden bunu hatırlattım? Neden önemli 21 Aralık 1918? Çok ilginç bir sürecin aslında dönüm noktası. 5. Mebusan Meclisi değerli arkadaşlar son seçiminde 5. döneminde 5. Mebusan Meclisi döneminde
Son seçimde bütün temsil hakkını tek parti İttihat Terakki elde ediyor. Yani son Mebusan Meclisi'nde Vahdettin'in kapattığı mecliste tek parti var. Hani seçime gönderme yapıyorsunuz ya, öyle başarılı bir seçim olmuş ki halk sadece bir tek partinin mebuslarını seçmiş ve Mebusan Meclisi'ne göndermiş. Şimdi nasıl kapandı, sonunda mebuslar ne oldu, ülke nereye gitti 1918 sonrasında, uzun uzun bunları tartışmaya imkan yok ama ben sadece bir vakayı özellikle bugün tartışmalarımıza ışık tutması açısından hatırlatmak istiyorum. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde değerli arkadaşlar, Arnavutluk sorunu biliyorsunuz en yoğun tartışma konularından biridir. Arnavutluk sorunu aslında bugün tartıştığımız birçok konunun ilk, belki de bugünkü meclisinde öncüsü kabul edilebilecek Mebusan Meclisi'ndeki tartışmalara baktığınızda 100 yıl boyunca, 120-130 yıl boyunca 1876'dan bu yana dönüp dönüp aynı şeyi tartıştığımızı gösteriyor değerli arkadaşlar. Bakın, Preveze Mebusu Hamdi Bey, Üsküp Mebusu Sait Bey neleri tartışmışlar biliyor musunuz Mebusan Meclisi'nde? Gazeteleri ve cemiyetleri kapatmanın, Arnavutluk'ta gazeteleri ve cemiyetleri kapatmanın Arnavutluk'taki isyanı büyütmekten başka hiçbir işe yaramayacağını tartışmışlar. Ama 100 yıl önce tartışmışız, demek ki hiç ilerlememişiz. Biz hala gazete ve cemiyet kapatarak sorunlarımızı çözeceğimizi, güvenliği sağlayacağımızı sanıyoruz. Arnavutluk'ta Fevzi Çakmak 14 yıl görev yapmış değerli arkadaşlar. Fevzi Çakmak toplumsal olaylara müdahale etme konusunda uyarıyor. Diyor ki, bu yöntemle asayişi sağlayamazsınız, sadece isyanı büyütürsünüz. Yine dille ilgili tartışmalar var değerli arkadaşlar. Bütün bu ayrıntıyı şunun için aktardım. Bir ülkede eğer 100 yıl içerisinde hiçbir ilerleme kat edilmiyor, hiçbir tartışmanın hiçbir öğreticiliği olmuyor, herkes aynı yanlışı yapmaya devam ediyorsa, o zaman bu çatının da, bu çatı altında söylenen sözlerin de hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz değerli arkadaşlar. Bakın, belki Arnavutluk muhalefetinin Osmanlı Mebusan Meclisi'nde söylediği sözlerden azıcık ders alınsaydı, belki Arnavutluk'la başlayan kopuş, ayrılmalar, çatışma ve o büyük savaşın içerisinde belki de sürüklenmezdik. Şimdi tarihi tabii geriye götürme imkanı yok ama hiç olmazsa aynı yanlışları tekrarlamamak adına bunları ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız ekonomiyle ilgili ayrıntılı veriler de sundular, siyasi değerlendirmeler de yaptılar. Ben onları tekrar etmemek ve gecenin bu saatinde de çok eziyete dönüşecek bir konuşma ortaya koymamak için izninizle küçük bir fıkrayla devam edeyim. Sovyetlerin tam dağılma döneminde, Gorbaçov döneminde birisi diyor ki, ya sürekli parti bolluktan, bereketten bahsediyor, zenginlikten, refahtan bahsediyor ama ben eve gidip buzdolabını açtığımda dolabı boş görüyorum. Hemen yanındaki diyor ki, şunu yap, buzdolabının priziyle radyonunkini birbirine bağla. Göreceksin ki dolabı açtığında parti yetkilileri dolabın ne kadar dolu olduğuna dair radyodan öyle konuşmalar yapacak ki siz de inanacaksınız buna. Değerli milletvekilleri, bu çatı altında bu 10 gün boyunca galiba en çok tartışılan konulardan birisi yolsuzluk darbe ilişkisi. Şimdi biz bütün dünyada genel geçer bir şeyi hatırlatıyoruz. Diyoruz ki, bir ülkede şeffaflık yoksa, bir ülkede hesap sorma ve hesap verme sistemi işlemiyorsa, orada aslında sadece ekonomik yolsuzluk olmaz. Orada darbelere ortam hazırlanır. Siz tersinden okuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki 17-25 Aralık'ta bir darbe hazırlandı ve 15 Temmuz'da da tamamlandı. Şimdi ilginç bir ülkeyiz. Dünyanın her yerinde bütün göstergeler, darbelerle ilgili bütün araştırmalar, şeffaflıkla ilgili, siyasetin finansmanı ile ilgili, devletin illegal yapılar tarafından ele geçirilmesiyle ilgili bütün çalışmalar tersini söylüyor ama siz tersini iddia ediyorsunuz. Şimdi
ya sizin okumanızda bir sorun var ya dünya tersine dönüyor. Hani o meşhur otobandaki hikaye gibi durumumuz. Ters istikamette gidiyormuş, sonra anonsu duymuş bir araç ters istikamette gidiyor diye. Demiş ki ne bir su, hep su, hep su tersine gidiyor. Değerli arkadaşlar, biz hep tersine gidiyoruz. Eğer 17-25 Aralık'a, tamam arkadaşlarınızı yargılatıp yargılatmamak başka bir bahis. Ama hiç olmazsa ya dinlemeler usulsüz, montaj var, doğru değil, abartılı, bütün bunlar eyvallah. Ama bu ülkede kamu malı ile ilgili, devlet kaynaklarının kullanımı ile ilgili, rüşvetle ilgili, iltimasla ilgili, zimmetle ilgili bir sorun varsa o ülkede eninde sonunda birileri bunu koz olarak kullanır ve olağanüstü yöntemlerle siyasete darbe vurmayı ve ülkeyi ele geçirmeyi dener. Bunu anlamak için çok büyük bir siyasi dehaya ihtiyaç yok. Ama siz örtmeyi tercih ettiniz. Siz onu örterken biz daha sonraki yıllarda da en nihayet 15 Temmuz'dan öncesinde de değerli arkadaşlar burada dedik ki bakın sadece 17-25 Aralık değil. Diğer bütün göstergeler darbe işareti, darbe sinyali. Ben en az bu kürsüde 4-5 kez darbe uyarısı yapan konuşmalar yaptım biliyorum. Diğer arkadaşlarımız da bunu defaten yaptılar. Ama biz ne zaman darbe desek sol tarafımızdaki o zaman bulunan arkadaşlar bağırıyorlardı. Artık o devir kapandı, darbeler devri bitti, bir daha asla olmaz. Değerli arkadaşlar, şimdi bir kez daha uyarıyoruz. Bir kez daha net biçimde söylüyoruz. Eğer demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işletecek, muhalefetle konuşmayı öğrenecek, muhalefetle birlikte tartışarak, konuşarak kendi yanlışlarınızı düzeltecek bir siyasi aklı inşa etmezseniz, bu ülkede bugün değilse yarın, yarın değilse başka zaman, darbe biçiminde değilse başka yöntemlerle demokrasiye tahammülü olmayanların başka formüller arama çabalarına kapı aralırsınız. Gelin bunun önüne geçelim. Bunun önüne geçmenin yolu da bütün demokratik rejimlerde çok nettir, çok açıktır. Yine meşhur bir sözdür. Deniyor ki krallar tebaaya hükmeder, çıkarlar da krallara. Değerli arkadaşlar, elbette ki bir ülkede yozlaşma, çürüme, metal yorgunluğu diye tarif edebilirsiniz, başka türlü ifade edebilirsiniz ama gittikçe yayılırsa o toplum helaka sürüklenir. Sadece yönetenlerin akçeli işleri olmaktan çıkar, toplumlar çürürler. Malum en meşhur hadislerden birisidir. Hazreti Peygamber diyor ki emanet ehline verilmediğinde kıyameti bekleyin. Şimdi o kıyamet bazılarına göre bir gün muhtemelen olacak kıyamet. Ama birçok muhaddis diyorlar ki o bir gün olacak muhtemel kıyamet değil. O aslında her gün yaşadığımız kıyamet. Hani o Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki eşim ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet diyor ya, tam o aslında. Yani bir ülkede emanet ehline verilmediğinde sonuçta tren yollarında da facia yaşarsınız, sel felaketi olduğunda da facia yaşarsınız. Zaten o eve ateş düştü mü onlar kendi kıyametlerini yaşamış olurlar. Bugün ilk konuşmalarda Magna Carta'ya gönderme yapıldı. 1200'lü yıllar İngiltere'sine. Yine o tarihlerde İngiltere'de bir meşhur söz varmış. Diyorlarmış ki devletin arazisinden birisi bir kaz çalarsa o kişi hapsi boylar. Ama bir kişi devletin arazisini çalarsa elini kolunu sallayarak dolaşır. Değerli arkadaşlar, bakın bu ülkede özellikle yolsuzluklar konusunun, özellikle haksız kazanç konusunun, özellikle devlet makam, imkan ve statüsünü kullanarak hızlı zengin olma, güce kolay erişme konusunun önüne geçemezsek bu ülkede demokrasinin kırıntısını bile yaşama imkanını bulamayız. İbn-i Rüşd, Platon'un meşhur devlet eserine şerh yazıyor değerli arkadaşlar ve diyor ki siyasetle uğraşanlar, devlet yönetimiyle meşgul olanlar mal mülk edinmesin. Çok radikal bir öneride bulunuyor. Mal mülk edinmesin diyor. Çünkü mal ve mülk edinmekle meşgul olurken ya devlet işlerini ihmal ederler ya da mal mülk kavgasıyla çeşitli kavga ve gerilimlere taraf olurlar.
Bakara suresinin 44. ayetini tasavvufçular, değerli arkadaşlar, ar-ül azim diye tarif ediyorlar. Yani büyük utanç diye tarif ediyorlar. Burada Bakara 44'te sadece şuna vurgu var: yapamayacağınız şeyi söylemeyin. Değerli arkadaşlar, elbette herkesin her şeye gücü yetmez. Elbette gücünüzün yetmediği şeyler olabilir. Ama hem yaptıklarınızın hesabını vermek, hem gücünüz yettiği halde yapmadıklarınızın hesabını vermek tam da zaten demokrasidir. Demokrasi de bundan başka bir şey değildir. Değerli milletvekilleri, iki bütçeyle doğrudan ilgili kavrama değineceğim, süremi de iyi kullanmak adına çok uzatmadan. Birisi Jefferson'ın sürekli borçlanma kavramı ile ilgili değerlendirmesi. Diyor ki Jefferson, sürekli borçluluk ümitsiz saldırganlık eylemlerini beraberinde getirir. Bunu kişi hayatına da vursanız hemen hemen aynı gerçekle karşı karşıya kalırsınız. Siyasete de taşısanız, devletlerin hayatına da baksanız aynı şeyi görürsünüz. Çünkü borçlanma konusu sadece ekonomi konusu değildir. Borçlanma konusu egemenlik konusudur. Borçlanma konusu bağımsızlık konusudur. Borçlanma konusu ülkelerin, devletlerin saygınlığı konusudur. İkinci kavram ise, değerli milletvekilleri, siyasetle ekonominin köprü kavramlarından birisi, bütçeyi de doğrudan ilgilendiren güven kavramıdır. Bakın, bu konuda da Sartre'ın çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki, değişimin lokomotif kavramı güvendir. Eğer bir ülkede güven varsa özgüven vardır, özgüven varsa değişim olur. Ama güvenin karşısındaki kavram da korkudur. Bir ülkede korku egemense orada artık statiko egemendir. Hatırlayın, bundan 5-6 yıl önce yine aynı grup iktidardayken bizim şimdi sağımızda ve solumuzda oturan iki gruba en çok kullanılan tabir statikocu olma tabiriydi. Hatta bazen bizi de içine katarak bu tabir kullanılıyordu. Bütün muhalefet partileri statikocu, biz değişimin adresiyiz deniyordu. Değerli arkadaşlar, şimdi değişim hayatın gerçeği ise, değişim kaçınılmazsa, bizim bugün ne yönde, ne tarafa doğru, ileriye doğru mu, geriye doğru mu değişip değişmediğimiz konusunda galiba bir açıklama yapmamız gerekiyor. Eğer o gün statikoculukla suçladığınız adreslere, yaklaşımlara bugün siz dönmüşseniz, o zaman o gün suçlama için kullandığınız statikoculuk tarifi bugünkü iktidarın bir yönetme biçimine dönüşmüş değil mi? Değerli milletvekilleri, yine bu mecliste bütçe tartışmalarına galiba en çok damgasını vuran şeylerden birisi de sembollerle ilgili tartışmalardı. Semboller dünyası ülkelerin tarihinde, siyasette elbette değerler dünyasını, anlamlar dünyasını çağrıştırdığı ölçüde kıymetlidir. Yoksa eğer değerler dünyası erozyona uğramışsa, artık anlamlar dünyasında bir iletişim kuramıyorsak, ortak anlam veremiyorsak, ortak acılarımız yoksa, ortak umutlarımız, ortak heyecanlarımız yoksa, bir toplumu, bir ülkeyi sadece semboller üzerinden bir arada tutmanın neredeyse imkanı yoktur. Bakın, neredeyse 4 gündür burada işte Gezi üzerinden tartışmalar yürüyor, toplumsal gösteriler üzerinden. Birkaç somut örnek söyleyeceğim. 1986 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Tiananmen Meydanı'na, Çin'de, Tiananmen Meydanı'na bir avuç genç çıktı ve Çin'de demokrasi istediler. Değerli milletvekilleri, o gençler direkt kurşuna dizildiler ve hepsi hayatını kaybetti. O protesto bastırıldı. Şimdi elbette ki tarihi keşkelerle okuyamayız. Ama 1986'da Tiananmen Meydanı'na çıkan gençler katledilmeseydi, öldürülmeseydi, sözleri bir anlam bulsaydı, karşılık bulsaydı, bugün Doğu Türkistan'da 1 milyon insan kamplarda yaşamaya mahkum edilmezdi belki. Başka örnekler. Mesela Seattle'da küreselleşme karşıtı gösteriler yapıldı 1984, 83, 82 yıllarında. Belki o gün o göstericilerin sözü dinlenseydi, bugün dünya otoriter rejimlere kalmazdı. Belki bugün Avrupa'da bu kadar İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı yükselmezdi. Dolayısıyla da toplumsal hareketleri, toplumsal tepkileri önemsemek ve ciddiye almak lazım.
Sadece kendi kendinizi ikna için argümanlar geliştirdiğinizde sorunu çözmüş olmazsınız. Bakın, biz buralarda konuştuğumuz günlerde ben dizilerin reytingleriyle TRT3'ün reytinglerini karşılaştırdım, biraz baktım. Halkımız kendi bütçesini, kendi temsilcilerini, siyasetçilerini mi dinlemiş? Önümüzdeki yıl hangi imkanlarla yaşayacağını, hangi bakanlığa ne kadar kaynak ayrıldığını mı dinlemiş? Yoksa dizileri mi izlemiş diye? Değerli arkadaşlar, hiçbir dizi TRT3'ten daha az reytinge sahip değil. Onun için isterseniz bizi belki izleyenlere hitap açısından, hani Müslüm Gürses'in meşhur türküsüyle, o Çukur dizisindeki ifadeyle ben de paylaşayım. Yakarsa dünyayı garipler yakar değerli milletvekilleri. Eğer Fransa'daki olayları tanımlarken, burada tartışma konusu yaparken sadece bugüne dair ve kendimize dair bir savunma psikolojisiyle değil, ama gerçekten anlama ve ülkelerin kaderinde toplumsal patlamaların, toplumsal öfkelerin doğurduğu sonuçlar ekseninde bakarsak, dünya tarihinde buna dair çok örnek görürüz. Hallacı Mansur'un güzel bir sözü var. Diyor ki, cehennem acı çektiğiniz yer değildir. Cehennem acı çektiğinizi kimseye duyuramadığınız yerdir. Değerli milletvekilleri, bu ülkede, bu coğrafyada, ortak vatanda, eğer herhangi bir köşede, herhangi bir sokak arkasında, bu ülkenin herhangi bir yerinde birisi evine ekmek götüremediği için acı içerisindeyse, birisi bir haksızlığa uğradığı için acı içerisindeyse ve biz o acıyı duymuyorsak, emin olun ki bu acıyı duymadığımız için onlara, bu toprakları cehenneme çevirmişiz demektir. Kant'ın aslında ülkeleri cehenneme çevirme dışında bir alternatifi var. Diyor ki, barışı ya mezarlıklarda ararız ya da kendi mantığımızla, kendi ellerimizle kurarız. Değerli milletvekilleri, bu coğrafyada, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da eğer siyasetçiler eliyle barışı kurmak, barışı inşa etmek, toplumsal barışı hayata geçirmek konusunda sorumluluk üstlenip bunun bedelini ödemeyi göze alarak gereğini yapamazsak, biz sadece mezarlıklarda sükuneti, mezarlıklarda sessizliği, mezarlıklarda istikrarı aramaya devam ederiz. Bu günler aslında başka iki anmayı da yapmayı gerektiriyor. Bunları da yaparak süremi de çok kötüye kullanmadan bitirmek istiyorum. Bunlardan birisi değerli milletvekilleri Şeyh Bedrettin. O da ilginç biçimde 1418 yılında, yani tam 600 yıl önce bugünlerde idam edildi. Tabii Şeyh Bedrettin aslında sadece Şeyh Bedrettin değildir. Osmanlı'da fetrettir. Fetret döneminde hakikate şahitlik etmektir ve hakikate şahitlik ettiğinizde bunun bedelini ödemeyi göze almaktır. Şeyh Bedrettin idam edildi ama çok ilginç, idamı ile ilgili hüküm şöyle değerli milletvekilleri. Diyor ki, şer'an değil, siyaseten asılmalıdır. Yani şer'an dediği bizim bugünkü anladığımız anlamda şeriat değil değerli milletvekilleri, hukuk anlamında. Yani aslında diyor ki, bugünkü dile çevirdiğimizde aslında diyor, hukuken idam edilmesini gerektirecek bir durum yok. Ama siyaseten katledilmesi gerekiyor. Yani fetret dönemlerinin o hukukun tümüyle askıya alınıp siyasi hırsın, taht kavgalarının, saray saltanat kavgalarının her şeyinin önüne geçtiği dönemde eğer Musa Çelebi kazansaydı muhtemelen şimdi Şeyh Bedrettin'in her yerde heykelleri dikilecekti. Ama taht kavgasında Musa Çelebi kaybettiği için, Anadolu kaybettiği için Şeyh Bedrettin'in payına kayıp bir mezar kaldı. Bunun ötesinde de bize kalmış bir takım sözleri kaldı. O günden bugüne merkezileşmenin aslında birleştirmediğini, buluşturmadığını, ortaklaştırmadığını, tam tersine fetret dönemlerinin sonunda kamplaştırdığını, uzaklaştırdığını, kırdığını, böldüğünü, ayrıştırdığını aslında sadece Şeyh Bedrettin döneminden bile görmek pekala mümkün. Değerli milletvekilleri, son olarak da almak istediğim isim Aziz Nesin. O da hani bugünkü
nesinlik halimiz diye tarif edebileceğimiz tabloyu içeren birkaç güzel söz söylemiş. İzninizle onları paylaşayım. Onun da bugün doğum yıl dönümü. Diyorlar ki bu soy ismi nereden aldın? Bu Nesin soy ismini. Diyor ki soy ismi kanunu çıktığında en tembeller çalışkan ismini alıyordu. En cimriler cömert ismini alıyordu. Ben de düşündüm, dedim ki bana durmadan sorsunlar, sen nesin, sen nesin? Ben de hatırlayayım, ben neyim, ne için varım, ne yapmaya çalışıyorum. Onun için Nesin ismini tercih ettim diyor. Değerli milletvekilleri, aslında... Buyurun Sayın Bilgin. Bu güzel sözleri sadece okuyup bitireyim. Belki daha anlamlı olur. Bana soruyorlar, Alevi değilsin ki, sana ne oluyor? O da cevap veriyor. Diyor ki, siz de insan değilsiniz ki size ne anlatayım? Yine insan sadece söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur diyor. Başka güzel bir söz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek yaşattığınız yılanlar bir sonraki hedefte sizi bulurlar. Ve son bir söz değerli milletvekilleri. Diyor ki rüzgarın şiddeti ne kadar büyük olursa olsun martının denize ulaşma arzusundan asla vazgeçiremez. Bizim özgürlük, barış ve adalet arzumuzdan da galiba yaşadığımız kasırga hiçbirimizi, bu ülkede yaşayan hiç kimseyi vazgeçirmemesi gerekiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bilgen.